Yani çok erken böyle bir kötü gidişat ortaya çıkması tabii bizim planlarımızı maalesef alt üst etti biraz. Yani bunun sonucu tabii ki illaki devamında işler böyle devam ederse doğal olarak bu bize yansıyacak. Transferlerle ilgili tabii şöyle konuşuluyor işte sürekli yönetimden hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz, hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz. Sürekli sorumluluk benim üzerime bırakılıyor doğal olarak ama yani arada benim istediğim bir iki oyuncu da var. Yani benim istediğim oyuncular da var transferlerde ama yani çok bizim istediğimiz oyuncuların aldığını söylemek çok sağlıklı olmaz. Öyle, yani şimdilik öyle söyleyeyim. Yani çok bilgi sahibi değilim ben size açık söyleyeyim transferlerle ilgili şu anda. Ne olup ne bittiğini tam bilmiyorum ama Balotelli ile ilgili bir iki kelime söyleyeyim. Şimdi bizim transfer listemizde Balotelli diye bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Yani bizim santraforda adaylarımız arasında olmadı. Bana Balotelli'yi alalım diye yönetimden başkan işte Erdal abi özellikle Balotelli'ye ne diyorsun diye bana sordular. Ben dedim ki yani bizim alacağımız santrafor zaten listemizde yok ve daha net ve sorunsuz bir santrafor almalıyız. Yani sıkıntısız oynayacak bir santrafor almalıyız. Ben Balotelli'ye hayır demedim. Ben hem yüksek maliyeti olan bir oyuncu hem oyunsal anlamda hem de oyun dışında çok büyük problemler yaşamış. Oynadığı hiçbir takımda uzun süre kalmamış problemli bir oyuncu. Ben dedim bu sorumluluğu almak istemiyorum. Yani ben böyle bir sorumluluk alamam. Çünkü yarın bana bunun hesabını sorarlar. Eğer siz sorumluluk almak istiyorsanız, yani bu sorumluluğu siz alıyorsanız alın. Benim için bir sorun yok. Yani benim söylediğim cümle buydu. Ama o da hocamız istemiyor şeklinde bana mal edildi maalesef. Yani normalde ben oturduğum koltuk itibariyle tabii ki bu sorumlulukları almak zorundayım ama yani Balotelli olayı ile ilgili de yani ben tamam ben istemiyorum dedim. Benim listemde zaten yok dedim ama siz sorumluluk almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ya sonuçta yönetim başkan da oyuncu alabilir. Bu çok normal bir şey burada. Sorumluluğu kabul ediyorsanız buyurun alın dedim ben. Ben oyuncuya zaten veto etmedim. Sonra işte haber hoca istemiyor. O yüzden almadık gibi işte özellikle taraftar ve basına lanse edildi. İşte yani çok sanki oyuncu geliyormuş da ben bütün oyuncuları veto diyormuşum gibi bir haber ortaya çıktı. Sonra kardeşim üzerinden vurmaya kalktılar bu sefer Gürsoy. Gürsoy benim ekibimde 7 senedir çalışan bir hoca ve transferlerle hiçbir alakası yok. Scout ekibiyle hiçbir alakası yok. Yapılan transferlerde de Beşiktaş kulübüne önerdiği hiçbir oyuncu yok. Hiçbir oyuncu da aldırmadı, hiçbir oyuncu da söylemedi. Sadece bir iki tane gelecek vadeden genç oyuncu söyledi. Onları da zaten almadık. Yani sanki her şeyi ben yapıyormuşum gibi bir hava oluşturuluyor. Ama aslında hiç öyle bir durum yok ortada yani. Bunu da söyleyemiyorum yani çıkıp. İşimden dolayı, camiamdan dolayı, yani sorumluluklarımdan dolayı konuşamıyorum her şeyi. Bu da beni üzüyor. Yani ama yani tamam ben tabii ki sorumluyum. Başarısızlığın sorumlusu tabii ki benim. Yani onu almaya da hazırım. Problem değil benim için o. Ama yani lütfen bazı şeyleri de nasıl söyleyeyim? Yani doğru söyleyelim yani biraz. Biraz doğru konuşalım yani. Bu beni çok üzüyor yani. Çünkü işimi yapmaya çalışıyorum ama işimi yapmaya çalışırken birçok şeye maruz kalıyorum. Doğal olarak bunun sonucunda demoralize oluyorum ve motivasyonumu kaybediyorum. Ve hiçbir şeyi de açıklayamıyorum. O tarafı da beni çok sıkıntıya sokuyor. Kendi ekonomimize göre alabileceğimiz oyuncuları ancak alabiliyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani alamıyoruz. Ben de isterim almak ama alamıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Aslında bunları benim açıklamam da yanlış yani. Benim açıklamamam lazım ama ben söyleyeyim ya. Yani nasıl söyleyeyim yani ekonomimize göre hareket ediyoruz. Yapamıyoruz yani. Bu kadarını yapabiliyoruz. Alabileceğimiz oyuncular bunlar. Yani bu kadar oyuncu alabiliyoruz. İşte bugün transferin sonunda kimi alabiliriz? Bilmiyorum kimi alabiliriz. Yani kimi alabileceğimizi bilmiyorum ben. Onu söyleyeyim yani. Herhalde bir iki oyuncu belki alabilir miyiz? Alamam bilemiyorum onu. Ya yani inşallah birileri olur mu, olmaz mı? Bilemem onu ben. Ama şartlar uygunsa herhalde belki bir tane daha oyuncu alabiliriz. Transfer zirvesi var an itibariyle Beşiktaş'ta. Ya bir hamle gelecek. 3 milyon euro gibi bir öneri var Kalinic'e de 3 yıl için. Yani şu ekonomide ciddi bir rakam. Bunu verebilir mi acaba yani? Çünkü bazı vidalar falan bu kadar oluyor. Bunlardan indirim istiyorsun. Ya bir de Levent abi ya 3 yıllık şu şartlarda 3 yıla gerek var mı? Yani 1 artı 1 yap 2 yıllık yap. Gelmiyorlar hocam. 9 milyon garanti istiyor işte. Gelmiyorlar. Şimdi Sergen konusunda Sergen aslında her şeyi söyledi abi. Yani söyleyemiyorum dedi ama arada söylemedik. Yani biraz futboldan anlayan herkes ne demek istediğini çok net anlar. Transferde
istediğimiz oyuncuları alamıyor. Sadece isimler üzerinden bir şeyler söylemedi ama çok açık ve net söyledi. Herhalde listesindeki birinci, ikinci ya da üçüncü adamlar alınmadı genel olarak. Belki üçüncü adamlar alınmıştır. Ama bugün seyrettiğimiz, son iki maçta seyrettiğimiz Beşiktaş'ın bir santrafora ve iyi bir kanat oyuncusuna mutlaka ihtiyacı var. İnşallah Raşit Gezal ve Kalinic transferiyle bir sorun yaşanmaz. İkisi de Beşiktaş'a gelirler. Maliyetler, açık bir forvet. Maliyetler yüksek. Şimdi bugün takıma baktığında bir kanatta Boyd oynuyor Ender. Diğer tarafta Gökhan Töre başladı. Bana göre Boyd ters kanatta içeriye girip şut atmaktan fazla bir özelliği olmayan bir kanat oyuncusu. Belki forvet arkası da oynayabilir. Enkodu da kaldı. Enkodu da kaldı ama Enkodu'nun da zaten şu ana kadar performansı çok da yeterli değil bana göre. Gökhan Töre zaten önceden bildiğimiz bir oyuncu. Gökhan Töre'yi zaman zaman orta sahaya yakın da kullanabiliriz. Sadece bir kanat adamı olarak düşünemeyiz ama mesela Gökhan Töre'nin böyle birebir kaldığında vurup gitmekten ziyade böyle driplinglerle adam geçmek gibi bir özelliği var ki Konya maçında bunu çok açık ve net gösterdi. Kesinlikle bu iki mevkiye oyuncu lazımdı. Zaten sağ bekte alındı. Bence en önemli sorun Beşiktaş'ın transferiyle ilgili geç olmasıydı transferlerin. Bu belki biraz maliyetten, mali durumun sıkıntılı olmasından kaynaklandı. Ama bundan sonra belki bu milli maç arası da inşallah demin de onun için sordum Ender. Bu takımın bir an önce bir arada maç oynaması lazım. İki tane, üç tane bulabildikleri kadar maç oynamaları lazım. Düşünüyorlarmış. Yapmak zorundalar. Çünkü yani yeni katılan 3 haftalık oyuncular bir var. Bir de maç kondisyonlarını yeterli görmüyorum. Artı Erman hocamın çok güzel bir girişgahı oldu. Çağdaş'ın gidişiyle alakalı defansta bir sıkıntı olabilir mi? Defansında Beşiktaş'ın çok ciddi problemler var. Yedikleri golleri son maçlarda bakarsak yani hakikaten hiç Beşiktaş'ın yememesi gereken goller. O bugün konularda mutlaka verdi bir hayli o konuda mutlaka çalışmalar yapması lazım. Yani Sergen'in bu arayı artı işte bir de bay geçecek. Bu 3 haftayı çok iyi değerlendirmesi lazım. Sonra belki sıfırdan bir başlangıç olarak tekrardan geçen sezon ilk geldiği zamanki haline belki dönüştürebilir takım. Yani Fatih Hoca'nın da açıklaması kinayeler içeriyordu. Biraz Sergen Hoca'nın da ufak kinayeler var ama Sergen Hoca da diyor ki her şeyi de söyleyemiyorum. Söyleyemediğim şeyler var. Siz anlayın diyor yani. Sergen Hoca'nın şu görüntüsüne biliyorum gardı düşmüş. Boksör gibi. Sergen Hoca takımı... Hocam bugün siz hocalara vuruyorsunuz. Hayır değil. Şimdi Sergen Hoca vurmak değil. Bir değerlendirme yapıyorum. Sergen Hoca iki haftada takım mağlup oluyor. Şimdi mağlup olabilir. Pes etmemesi gerekir. Daha iddialı olup bu takımı düzeltecek, bu takımı belirli seviyeye getirecek Sergen Hoca ve ekibidir. Rehacığım Sergen'in gardı düşmez Sergen Hocam'ın. Çünkü Sergen Hocam kavga etmez. Ya kavga etmek anlamında çözer onu. Bunu, aklını kullanarak da demiyorum. Aklını gardı düşmez falan genelde. Değil. Hiç yani, merak gardı etme. Yani inanılmaz bir şeydir. Yani, gardı düşmek hiçbir zaman değil. Hiçbir şekilde pes etmez. Yani, tekrar o bildiği şeyle bildiği şeyi yapmaya devam eder. Çok büyük bir sıkıntı olmaz. İnşallah. Bu arada bu... hoca rahatsızlandı biliyorsun. Takımdan çok büyük uzaklaştı. Sıkıntı olmaz diyorsun. Şimdi yönetim diyor transferi yaptı. Ben yapmadım. Yönetime sorun diyor maçtan sonra bugün. Mağlup olduktan sonra. Reacığım Sergen hocamız toparlar diyorum ben de sana. Yani ben de toparlamaz şey, demiyorum. Ben de diyorum ki gardı düşmüş gibi bir hali var. Bir gardı, önce mağlubiyet değil. Pes etmeyip daha hocam. İddialı olup buradan takımı çıkaracak olan Sergen Hoca. Yani geç de olsa transferler yapılacak. İnşallah orada bir sıkıntı yaşanmaz son anda. Bu arayla birlikte tekrardan bugün bir çıkış bekliyorum. Bugün maça çıkan 11 ile ilgili eleştiriler çoktu. Yani Beşiktaş'ın kenarda oturan oyuncuları işte Vida, Mensah, Ensakala geçen karşılaşmanın 4 gollü karşılaşmanın sanki bir oyuncular üzerinden mesajıydı. Bakın siz böyle bir skor yaşattınız bu takıma diyerek farklı bir 11 sahaya sürmüştü. Özellikle orta alanda Atiba, Josef ve Dorukhan üçlüsü üretemeyen bir üçlü olarak biz de ilk takım oyununda onu konuştuk. Baktım sosyal medyada ve diğer yazarlar, yorumcularda da o eleştiri vardı. Yani
Kim üretecek? Kim hazırlayacak? Şimdi bu... Kim gol yollarını açacak? Bunun cevabını istiyorum hocam sizden ama bir reklam daha girmem gerekiyor. Bir yandan da para kazanmamız gerekiyor. Bir reklam arası verelim. Devam edeceğiz ama Fenerbahçe'den de transfer gelişmeleri var. Ahmet Selim Kula da bağlanacağız. Oradan da haberler geliyor. Artık şurada transferin bitimine 24 saatten az bir süre kaldı. O yüzden yoğun bir gece yaşıyoruz. Hocam sizde kaldık, devam edeceğiz. Hakkınız baki. Bir kısa ara rica ediyorum. Az sonra buradayız.